Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Daha önce de Suriyeli röportajları yapmıştık. Vatandaşın sesini duyurmuştuk. Hatta Suriyeli Ömer'le konuşmuştuk. Suriyeli Hüseyin kardeşimiz bana bir mesaj attı. Söz hakkı istedi. Biz de İstanbul'a gelmişken ona söz hakkı verelim dedik. Kendisi üniversite öğrencisi. Kültürlü bir insan. 9 yıldır Türkiye'de. İlk Suriyeli meselesinden bugüne kadar olaylara hakim. Her şeyi açık açık söyleyecek. Söz hakkı da istedi. Ben soracağım, o anlatacak. Buyurun izleyelim. Merhabalar kardeşim. Merhabalar. İsmin tekrar söyler misin? İsmim Hüseyin. Sağlıkçıyım. İlk ve acil yardım okuyorum hocam. 2012 giriş yaptım Türkiye'de, şimdiye kadar devam ediyoruz böyle bu şekilde. Yani 17-18 yaşında. Yaklaşık aynen. Buraya gelişinden başlayalım hocam. Evet hocam. Ne oldu da buraya geldin? Şimdi şöyle bir durum var. Diyorlar ki Suriyeliler savaşmadı, buraya geldi. Yani Suriye'ye sanki Yunanistan savaş açmış. Suriyeliler de mesela Yunanlılarla savaş olmuş, kaçmış gibi. Ben bunun böyle olmadığını biliyorum. Birçok insan da biliyor ama maalesef farklı bir bakış açısı var. Sizin savaşınız kendi devletinizleydi. Doğru mu? Yani doğru hocam. O kısmı bize bir açar mısın? Ne oldu? Bu konudan şöyle açıklayayım hocam. Şimdi Kemal Kasta bilmedi, bir milyarca kişi bilmediği için onu açıklayacağım şimdi hoca. Şimdi hoca, savaş nedir önceden söyleyeyim. Savaş, bir ülke giriyorlar. Mesela bir Suriye'ye, bir İran'da giriyorlar. Bitti. Şimdi Suriye'de orası savaş yok, orası katliam var. Katliam kimdir? Esed. Esed kim yardım ediyordu? İran'da var, Rusya'da var, Hizbullah'da var. Onlar yardım ediyordu. Biz onlarla kardeş öldürmemek için burası geldik. Bu şekilde söyleyeyim. Peki şunu soracağım. Şimdi 3-4 tane şehir var anladığım kadarıyla. Bu dünyaya yayılan Suriyeliler o şehirlerden çıkma. Doğru mu? Doğru hocam. Esed'in o şehirlere gıcıklığı nedir? Neden bunu yaptı peki? Hı hı. Dışarıdaki gelenler, bak şimdi 2012 ilk başladı bu olayı. Dışarıda millet gelmiyorlar. Ondan sonra kim geliyor? IŞİD'ler geliyor. Amerikalılar beslendi BKK'ye, oradan da bir devlet kuracaklar. Onun için Esed bombalıyordu her yerde. Ama halk da o arada orada. Halk da orada. Zaten halk kaçtı. Nereye kaçacak? Buraya geldi işte. Peki içeriye doğru niye kaçmadı? İçeriye doğru kaçamaz. Neden içeriye doğru kaçamaz? Çünkü mesela şöyle bir şekilde düşün. Önünde Esed de var. Arkasında kim varmış? Halep bölgesinde diyorum mesela. Halep bölgesinde önünde Esed de varmış. Arkasında kim varmış? Türkiye'de. Başka çare yok yani. Nereye kaçacak? Şu anda Esed hükümeti sizleri bir terörist olarak mı görüyor bu dışarı çıkan Suriyeli? Mesela aynen sen bu şekilde. Dönsen hapise mi girersin? Ben şimdi dönse derken hangi bölgeye ait döneceğim mesela. Diyelim ki Esed bölgesinden dinlense direkt hapiste. Direkt. Yani hiçbir şey sormadan, hiçbir şey anlatmadan hapiste atıyorlar. Yani Türkiye gibi düşünmeyelim Suriye'yi diyorsun. Türkiye'de İzmir'den Van'ına kadar bir hükümete bağlıdır. Ama Suriye karışık diyorsun. Şu an durum öyle bayağı karışık. Bir de şöyle düşünelim. Orası öyle bir yer değil. Şöyle mesela oturup bir kahve içer, bir çay içer. Öyle bir yer değil orası Suriye'de. Sadece bu Esed bölgesinde sadece danslar, eğlenceler, konser. Onlar orada devam ediyor. O kadar. Peki. O kadar. Ailenin durumu nedir? 2013'e biz buraya gelmeden önce hani biz o meseleyi biraz şey de yaptık. Hani bir ev bulurkena kadar, otururkena kadar biz böyle şey yaptık. Babam orada kaldı. Babam kim aldı? IŞİD tarafından aldılar. Şimdiye kadar yaşıyor mu? Ölmüş mü? Kimse bilemiyor. Sen babanla da daha görüşmedin. Hiç. Bir de bilemiyor. Bilemiyoruz. Nerede şu an, nerede olduğunu, ne yaşıyor mu, ölmüş mü? Hiç bilemiyoruz. Abim de vardır. Abim asker Esed tarafında aldılar. Neden aldılar? Sadece İngilizce bildiği için aldılar. İngilizce bildiği için? Sadece İngilizce bildiği için. Yani bu ajan olabilir diye mi? İngilizce biliyor diye. O şekilde mi yaptı? Bu şekilde. Ondan önce şey varmış, okulda İngilizce öğretiyorlar. Yani sadece İngilizce bildiği için aldılar. O çıktı mı sonra hapisten? Bir sene önceden çıkmış hocam. Onunla görüşemedin. Onunla da görüşemedin. Onu gelmiş Türkiye'de. Peki şimdi ben bu sayı olayında ben takıldığımız nokta bence sayı. Çünkü 500 bin, 600 bin eyvallah. 5 milyon, 6 milyon aldığın zaman dostum ne oluyor biliyor musun? O zaman buradaki vatandaşın da durumunu düşünüyorsun. Ekonomik olarak sıkıntılı. Yani mesela sen kendini Türk olarak gördüğünde nasıl bakıyorsun? Hiç empatisini yaptın mı? Şimdi hoca bu konuda şöyle söyleyeyim. Kimse korkmasın, kimse şey etmesin. Neden diyeceksiniz? Çünkü Allah rızık veriyor. Ne sen, ne o, ne şey. Allah rızık veriyordu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ne diyordu hoca? Diyor, Bismillahirrahmanirrahim, yapsutur rizk alimen yaşa ve yukadir. Ne demek? Demek ki Allah istediğini fakir eder, istediğini zengin eder. Bu konudan hiç korkmayın. Tamam, o konuyu öyle düşünelim. Onun dışında biz Türklerin nereye takıldığını anlayabiliyor musun? Sayı meselesi. Mesela normalde 5 bin dilenci girecekken şimdi 50 bin dilenci giriyor. Anladın mı ne demek istediğimi? Ve göze batıyorsunuz artık, farkında mısın? Yani ne yaparsanız yapın siz suçlu konumuna düştünüz. Biraz öyle oldu açıkçası, açık konuşmak böyle, gerekir. Böyle oldu. Çalışsanız maalesef. Diyorlar ki çalışıyorlar. Çalışmasanız diyorlar ki bu konuda hani yatıyorlar. Aynı bu şekilde şimdi, hocam. Şimdi baba size ne para geliyor? Bu para meselesini açık soruyorum. Kime ne para geliyor? Bu parayı meseleyi ben şimdi açıklayacağım. Bak şimdi bu parayı
Birleşmiş Millet'e geliyordu. Birleşmiş Millet'e kızlayla veriyor. Kızlayla Suriyeliler hakkında, Suriye halkına veriyor. Kim alıyor? Yani bu Avrupa Birliği'nden gelen bir 40 milyar dolardan bahsetti Sayın Erdoğan. Mesela bu da insanları çok sinirlendirdi. Evet. Nereye harcandı bu para deniyor? Size harcanmış bu para. Nelerinize harcandı? Şöyle söyleyeyim bak şimdi kim parayı alıyordu? Kim parayı alıyor? Sadece rapor, tıbbi rapor olanları alıyor sadece. Herkese yoksa vermiyorlar. Herkese vermiyor. Mesela şimdi ben o kadar parayı alırken ben niye gideyim çalışayım? Ben çalışmam. Niye çalışayım o kadar para verirken? Evet. Millet ne diyor ki? Türk milleti diyor ki oturuyorlar para alıyorlar. Ya nerede oturuyor arkadaşım? Oturursa da olmuyor, çalışırsa da olmuyor. Gidip mesela çalışıyorlar bak diyor ki Suriye'de çalışıyorlar. Türk halkları iş bulamıyorlar. Oturuyorlar Suriye'de oturuyorlar. Bakın Suriye'de evde oturuyorlar. Para akır akır para alıyorlar. 1500, 1600 falan alıyorlar. Ne yapsa olmuyor. Yani oradaki sıkıntı da şu, şimdi işveren var ya bizim, evet. Bizim memleketteki abiler şunu yapıyorlar, sigorta yapmayacak diye bir de hazır bulmuş ya mülteciyi, ucuza çalıştırıyor bu defa doğru, anladın doğru, değil mi doğru, mevzuyu? Doğru, bu şekilde, bu şekilde eskiden yapıyorlar, şöyle söyleyeyim 2018 önceden yapıyorlar, şimdilik İstanbul içinde hiçbir şekilde kabul etmiyorlar, çalışma izni olmadığı zaman kabul etmiyorlar. Şimdi ben hani çalışma izni yapıyorlar, ondan sonra sigortasını yaptırıyorlar. Bu şekilde devam ediyor Suriyeliler. Ben onlarca, yüzlerce Suriyeliyle konuştum. Hatta aynı iş yerlerinde de çalıştım geçmişte. Bana bir şey söylediler, inanamadım. Buyurun. Sana da sorayım. Dedi ki, biz orada bir hafta çalışırız, neredeyse bir aylık gömyemiz yeter bize. Biz Türkiye'de bir ay çalışıyoruz birader, borçlu çıkıyoruz. Sen bu Türkiye'deki ekonomiye nasıl bakıyorsun bir dış vatandaş şey olarak, yani başka bir yabancı olarak? Yabancı olarak nasıl bakıyorum? Aslında hiç yetmiyor. Bu pandemi sürecinde devlet size yardım etti, yardım etti mi, etmedi mi? Yardım ediyordu size değil mi hoca? Yani ama bize hiç esnaflara bir 750 TL verildi. O da çok komik bir rakam. Yardım da edilmedi. Ama yani hiç yokken daha iyi hoca. Yani sen baktığın zaman bu Türk milletinin geçimini nasıl değerlendiriyorsun? Aslında vallahi hoca şöyle söyleyeyim. Bak şimdi biz de nasıl geçiriyoruz? Ben de bilemiyorum. Ben onu size de soracağım aslında. Nasıl geçiriyorsunuz diye soracaktım. Hoca aylık 4 haftalık varmış. Birinci hafta kira ödüyorsun. İkinci hafta elektrik su parasını ödüyorsun. Bilmem ne şu. Üçüncü hafta, dördüncü hafta yine kira geliyor. Ay bu şekilde devam ediyor. Yani sen diyorsun ki ben yani, bile bakıyorum nasıl geçiniyorsunuz anlamadım. Nasıl ya millete bakıyorum nasıl geçiniyorsunuz ben de anlamadım hoca açıkçası. Gerçekten geçinilmiyor. Ya zor ya evlilik, Türkiye'de içinde biliyorsun. Zordur. Açıkçası gerçekten bayağı zordur. Şimdi ya geçirmek zordur. Bu işin aynı. Sonu ne olacak Hüseyin? Yani sizler geri dönecek misiniz? Sonuçta vatanınız orası, toprağını insan sever yani anıları var. Tabii. Dışarıda yani, biliyorsun yani, insanlar yani. Artık böyle Suriyeli bütün dünyada reklam oldunuz birader tabii, biliyorsun. Tabii. Biraz böyle bazı yerlerde aşağılayıcı gözle bakılıyor. Bu doğru, da zoruna gider insanın çünkü bir tane hayatı var. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Suriyeliler hakkında benim şahsım olarak yeter ki burası güvenli bir bölge olursa. Şimdi güvenli bir bölge olursa ben şimdi bırakıp giderim. Şimdi ya bu anda bırakayım giderim. Benim gibi can güvenliğimiz sağlansın. O diyorsun. Kadar bitti. O kadar da bitti. Başka bir şey istemiyoruz. Sen çok aklı başında bir adamsın. Aklı başında insanlar dünyanın neresine giderse gitsin orada sevilir. Suriyeli, buradaki Suriyelilerin içinde bir tane önder çıksa, yani 500 binini bile etrafında toplasa bir aşiret gibi. Böyle şeylerle yarın bir gün karşılaşırsak bu defa gene toptan kötülenme olacak. Bunu önleyecek önlemler istiyoruz biz hükümetimizden, devletimizden. Ama önlem de yok. Bir denetleme yok. Yani hoca, anlatabiliyor muyum ne demek hoca, istediğimi? Hoca önceden şöyle söyleyeyim. Bak şimdi söyleyeyim. Millet o kadar iftira, o kadar yalan atıyor ki. Ne diyor? Diyor ki millet Suriyeliler burada oturuyorlar. Türk vatandaşlık AK Parti'ye veriyor onları. Bu vatandaşlık meselesi. Bu konudan söyleyeceğim şimdi. Bu konudan bak kim vatandaşlık alıyor, kim almıyor söyleyeceğim. Kim alıyor? Sadece doktoru olan alıyordu. Mühendis olan alıyordu. Avukat olan alıyordu. O kadar. Herkese almıyor. 2 senede bir sayı yapılmış. Bir açıklama yapmış bu konuda. 4 milyon Suriyeli içinde 56 bin Türk vatandaşlık oldu. O kadar. Yani mesela sen 9 yıldır buradasın. Şimdi, bugün de bende yok maalesef. 9 yıldır buradasın yok. Maalesef. O ben hem bir de, tane Suriyeli Ömer'le konuştum. Hem de öğrenciyim, evet. Hem de sağlıkçıyım. Hem de diller de biliyorsun. İngilizce biliyorsun, Arapça biliyorsun, Türkçe biliyorsun. Ama maalesef yok yani. Anladım. Yani herkese, demek istedim, herkese vermiyorlar. Çünkü bir de diyor millet doldurunca millet, verecek dedi o Suriyeli Ömer. Hatırlıyor musun? O zaman o bilgi yapmış. Valla hoca ben öyle gördüm mi? Bu röportajı ama zannetmiyorum. Ya şöyle söyleyeyim artık yani vatandaşlık bile gelirse başvuru numarasını alırken kadar bir sene bekleyeceksin. Ondan sonra 7 tane basamakları oluyor. Bu basamakları geçerken kadar en az 1,5 sene geçiyor. Ne demek 2,5 sene? Hani diyelim ki vatandaşlık geldi. Ne zaman alacaksın kimliğini? 2,5 sene sonra alacaksın. O konudan şey diyorlar. Hani Türk Suriyeliler şeyi vatandaşlık veriyor.
Neymiş abi? 2023'e oy için. Evet. Ama öyle, öyle bir şey değil. Yok mu diyor? Öyle değil, öyle değil. Öyle bir şey yok maalesef. Neden diyeceksiniz? Ay şimdi İstanbul kaybetti. İstanbul'da kim elinde şimdi? CHP elinde değil mi? Tamam o zaman. Bir de onu biliyorsunuz. İstanbul Suriyeliler sayısı diğer bölgeler, diğer ilçeler daha fazla. Evet. Burası 600-700 bin falan yaklaşık. Tam sayı olarak bilmiyorum da. Diyorsun ki böyle oy kullanma hakları olsa zaten 700 bin kişi oy verir. Onun hakkında bir araştırmam lazım. Çünkü bütün Suriyeliler şimdiye kadar vatandaşlık değildir. Onun için. Ama 56 bin kişi diyorsun sayı. 2 sene önceden bu açıklama yapılmış. Anladım. Şimdi sayısı kaçtır bilemiyorum. Çünkü daha açıklama yapılmamış. Bu Suriyelilerin çok çocuk yapması meselesine bakışın nedir senin? Mesela İzmir'de vallahi çok çocuk yapıyorlar. Sen evlenmemişsin bile mesela. Ben evlenmemin bir de kokuyorum evlenmesini. Korkun. Ben tek başıma bile geçirmiyorum ya. Öğrenci olarak mesela Taksim'de bir yerim vardı. Yerim değil de yerim derken amca diyorum ben. Aslında öz amcam değil ama ben genel olarak amcam diyorum. O da kendisine özürüm, Allah onun razı olsun. Hafta sonu gidip çalışıyorum. Hastalıktan dolayı pazar günü kapalıydı. Cuma, cumartesi günü gidiyorum işte çalışmaya. Yoksa ben de bile tek başıma geçiremem. Geçiremem abi, zordur yani burası. Yani burası anladım. Çalışmasa kimse bakmaz sana yani. O kadar. Sen diyorsun ki o çocuk yapanlar düşünmüyorlar geleceği onlar, ya da durumları. Yani onlar biraz düşünmüyorlar. Artık da eski gibi değil de kokuyorlar çocuk yapmasına. Artık düştü mü diyorsun çocuk yapmasına? Kokuyorlar artık ya, 1-2 falan yapıyorlar. Fazla değil. Fazla yapmıyorlar. Geri dönme meselesinde senin gözlemin nedir? Sadece şahsi olarak sormuyorum. Sen şahsi olarak ben giderim dedin. Hemen giderim. Yeter ki şey olsun. Yeter ki güvenli bölge. Evet, güvenli bölge. Yani Suriyelilere baktığında mesela bir 5 yıl sonra şunu konuşacak mıyız? Ya bir ara Suriyelileri konuk etmiştik. Şimdi kalmadı bile. 200-300 bin kaldı. Mesela oralar düzelmiş. Düşün. Böyle konuşacak mıyız bunları? Vallahi. Giderler mi? Giderler bence. Giderler. Dediğim gibi yeter ki güvenli bir bölge olursa giderler yani. Niye gitmeseler? Giderler bence. Yani özetlemek gerekirse Suriye kimseyle savaşmadı. Suriye kendi içinde bir iç karışıklıkla çıktınız, buraya geldiniz. Onu da bir şey söyleyecek şimdi hatırladım da. Millet diyor ki askerimiz orada ölüyordu. Evet. Suriyeliler burada nargile içiyor. Evet. Öyle diyorlar millet. Değil evet, mi abi? Evet, evet. Bu konuda şöyle söyleyeyim. Bak Türk askerleri şehitlerimizi önceden Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Ondan sonra şöyle söyleyeyim. Türk askerleri nereye girdiler? Şam'a girdiler mi? Harabe girdiler mi? Soruyorum sana. Girdiler mi? Hayır, İdlib. Girmediler. Ha. Nereye girdiler? Nereye girdiler? Yani sınır, biz sınırımızı koruduk. Sınır dışını 30 kilometre ileri girmişler. Evet. O kadar. Oraya da neymiş gideceğiz abi? İnşallah. Neymiş abi? Kendini halkını, kendini sınırı korumak için oraya girmişler. Çünkü orası Amerika beslendi BKK, YBK ile bir devlet kuracaklar. Onun için. Anladım. Kendini sınırı şey yapmışlar, anladım. Girmişler. Benim bakışım şu zaten Hüseyin. Ne biliyor musun? Şimdi ben burada para dağıtmaya başlasam, burada almayacağım diyen insan çıkar mı? Yani 100 herkes kişiden 99'u alır. Hocam. Alır herkes şimdi alır yani. Ben sınır kapılarını açmışım, 6 milyon değil 12 milyon da girer. Ben girene kızmam, alana kızarım eğer, doğru mu? İstemiyorsam, diyorsam ki bu kadar kişi gelmiyor, ben alana kızarım. Benim Suriyelilere hiçbir kızgınlığım yok. Ben sadece şunu söylüyorum, bir denetleme yok hükümetimiz tarafından. Yani, eksikler varmış, evet, eksikler varmış. Yani, ya illaki varmış. Ya işte illaki. Biz bunlar. Şimdi bir de biliyorsun insanoğlu beşer şaşar. Yani Suriyeliler şu anda Türklere bir vefa gözüyle bakıyor mu? Sen nasıl değerlendiriyorsun bu konuyu? Yani hocam, sonuçta can kurtarıldı, burada kalındı. Yani. İyisiyle kötüsüyle hala devam ediyoruz beraber kalmaya. Yani bu konuda... Hayatı boyunca unutmaz değil mi burada yaşayan Suriyeliler Türkiye'yi? Türkiye'yi güzel anarlar değil mi? Yani öyle bir şekilde şöyle söyleyeyim yani. İlla ki eksikler varmış. Denetmeyi yapmıyorlar eskiden ama şimdilik daha fazla, daha yüksek bir şey yapıyorlar. Neden diyeceksin? Şimdi ben mesela kimlik üstüne Hatay yazıyor. Hatay İstanbul'a sefer bölgesine olmadı, hayata gelemem. Hiçbir şekilde gelemem. Sen üniversite öğrencisi olduğun için. Öğrencim olduğu için bu bölgeyi aldım. Anladım. Artık yoksa, Suriyelilerin kimliğinde bir şehir yazıyor, o şehirde yaşamak. Tabii. Mesela şimdi Hatay üstüne yazıyor ya. Ben mesela şimdi burası hastaneye giderse kabul etmezler beni. Şu anda bile etmezler. Etmezler. Sen Hatay'daki hastaneye gidiyorsun. Acil serviste, acil bir şey olursa giderim. Kabul ederler acil serviste. Ama poliklinik gidemem. Hiçbir şekilde kabul etmezler. Bunların hiçbirisini bilmiyorduk. İlk defa senden öğrendik. Ya, başka ya. Son olarak sözlerini alayım dostum, sonra bitirelim. Hoca Suriyeliler üstüne fazla gitmeyin yani. O kadar yani söyleyeyim. Ya gerçekten o kadar bitir. O gerçekten o kadar yalan, o kadar iftira atıyor ki hoca. Artık anladım, yani anladım, bıktık. Anladım. Aynen. Çok iyi anladım kardeşim. Ben diliyorum bir an önce şu Suriye'deki savaş bitsin. Herkes kendi vatanına dönsün. Yani, sağlığıyla, yani, sıhhatıyla, yani, mutluluğuyla yaşasın. Yani, teşekkür ederim. Sağ olasın hoca, neden? Saygılar. İyi sağ ol.